Efendim yeniden birlikteyiz. Umarım e, sakinleşmiştir. Öyle görünüyor. Emin çapa çok kızmıştı e, varlık onu, e, aracılığıyla bizim paramızın gidecek olmasına. Sakin sakin konuşacağız. Neler konuşacağız? Ama e, biliyorsunuz bir son dakika notu olarak vermiştim. E, Malatya'da bir deprem e, meydana geldi. E, 4.7 büyüklüğünde diye. E, Ulu köy demiştik ama Afat e, pütürge diye e, bir not geçir verdi. Afata göre evet depremin büyüklüğü 4.7 hiç küçük değil. 4.5'dan sonrası çünkü ciddi rahatsızlık verir e, her anlamda. E, ama şimdi öyle bir an gelecek ki ekrana hani e, kayda geçilesi anlardan biri. E, bir Çin aşısı deneyi birçok yerde yapılıyor ya, ee, Malatya'da da işte bir böyle aşıyla deney yapılacak. Muhtemelen e, gönüllü denek tabii ama o denek kaygılıdır, öyle değil mi? Tabii. Yani çünkü e, korona aşısı gönüllüsü, ee, Çin aşısının gönüllüsü. Ama yani dediğim gibi Sınır. bir kaygı vardır. Bir de tam o sırada deprem meydana gelirse ne olur? Buyurun işte bu olur. Hocam, hocam derken? Yaşar hocam, ah bismillahirrahmanirrahim. 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 Ay, annem, yavaş, yavaş, sakin olun, annem, sakin, olun. Annem, 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 annem. sakin olun. Sakin olun, sakin olun, güzel. Sakin olun. Bizim ev on ikinci kat. Ay inşallah sen şeyde güzel. değilsindir. Bekliyor bizim hastalık. Ne Neyse yaptınız? ki sağlık çalışanları aferin sa sakin ol demişler. Şimdi tabii korkmakta çok haklılar. İşte bakın bu görüntülerde zaten e, az çok anlattı bize orada insanların kendisini sokağa attığını e, ve ne kadar e, bir endişe yaşandığını bize gösterdi elbette. Haklılar. Pütürge'de, Malatya'nın Pütürge ilçesinde e, daha yeni 4 Ağustos'ta yine deprem yaşanmıştı, 5.2 büyüklüğünde. E, en son 5.2 idi. Bugün saat 11.27'de galiba tam olarak e, 4.7. Korkmakta haklılar, kaygılanmakta haklılar. Geçmiş olsun. Belediye başkanı e, olumsuz bir durum yok demiş. Neyse ki hani e, sevindirici tarafı. Ama elbette bir süre kaygı yaşanacaktır. Efendim gelelim. Dedik ya gündemin e, en sıcak başlığı Katar diye. Ee, Cumhuriyet Gazetesi çok güzel bir başlık atmış bugün. Katar katar satış demiş. Evet. Hakikaten katar katar satıyoruz. Ne var ne yoksa. Şimdi e, başlayalım. Neler sattık? Şimdi önce Ve İstanbul. Son anlaşmayla neler satıyoruz? İstanbul e, borsasının satışını bir konuşmak tamam. istiyorum. En ben. son çünkü... Başlığa çıkan konu İstanbul borsasının yüzde onu Niye bir ülke, bir şirket her neyse bir başka ülkenin borsasından gelir de yüzde on hisse alır bir, bu ne anlama gelir bizim açımızdan iki? Şimdi e, borsa bir özel şirket ve işte orada hissel işlem görüyor, karlar, zararlar ediliyor o işlemler sonucunda. E, o kişilere ait ama borsada bundan bir para kazanıyor. Ona yatırım yapılıyor. Şimdi ilginç olanı şu. İstanbul Borsası'nın iki tane önemli yatırımcısı vardı. Hmm. Yabancı. Bunlardan bir tanesi Avrupa Yatırım Bankası'ydı. Öbürü de Nasdaq e, Borsası'ydı. E, Amerikan. Evet. Dünyanın en önemli borsalarından. Yani bir Atır, Avrupa Yatırım ee... Bankası, Avrupa'yı temsilen. Bir de Nasdaq, evet. Evet, şimdi Nasdaq para vermemişti hmm. e... yatırım için. Üste i̇şte biz para vermiştik ortak olsun diye. Teknoloji vermişti bize, sattı o hisselerini varlık fonuna. Hmm. Kaça sattık bilmiyoruz. Bilmemiz var. gerekmiyor çünkü. Çünkü varlık fonu bizim değil ki. Varlık fonu kimin biz bilmiyoruz. Varlık fonu kimin? Cem Erdoğan'la... Başında Sayın e, Erdoğan Beyaz yardım Albayran vekili de mi? Sayın Albayrak. Evet yani bilmiyoruz kimin varlık fonu. Onun için bize söylenmesi gerekmiyor zaten. Tabii. Fakat e, daha önemli e, bir şey e, var orada. O da EBRD. Şimdi Hakan Atilla adı sana bir tanıdık geliyor mu? Halkbank genel müdür yardımcısı Amerika'da e, hapis yargılandı. Yargılan yargılandı. Halkbank davasını dinle. Sonra Türkiye'ye geldi. Ve Borsa İstanbul'un bizim başına geldi. Ha Öyle olunca ne oldu? Ne oldu? EBR'de dedi ki Avrupa Yatırım Kalkınma ve Yatırım Bankası Hı -hı. destek olmak için hisse almıştı. Pardon. Bu adam şaibeli dava ha. var hakkında dedi. Ha, bunu bilmiyordum Ben dedi bu yaptırım gelebilir size bu yüzden. Ben dedi hmm. bu hisseleri tutamam elimde böyle bir durumda. Belki de masumdur, belki de değildir. Ama dedi ben bu hisseleri tutamam elimde. Bunları alın dedi. Kim alacak? Kim alacak? Tabii ki varlık fonu. Aa. Hemen varlık fonu aldı. Bak sen, kaça evet, aldı? Sen inanmaya başlamışsın bu formüle ben görüyorum. Evet. Kaça aldı? Bilmem. Varlık fonu kimin? Onu bilmiyoruz. Bizim, bizim değil herhalde ki bize bir söylenmiyor. Şimdi bu. Peki İstanbul Borsası'nın hmm. sahibi olduğu şeyler neler? İstanbul Borsası sadece İstanbul Borsası değil. Bir takas bank var. Onun sahibi. İstanbul Borsası'nın yani. alınca ondan da hisse almış oluyorsun. Merkezi Kayıt Kuruluşu. GCR Avrasya Derecelendirme Kuruluşu. Baki Borsası'nın %5'i İstanbul Borsası'na ait, ondan da hisse almış oluyorsun. Karadağ Borsası'nın %24'ü İstanbul Borsası'na ait, ondan da hisse almış oluyor. Saray Borsası'nın %10'u İstanbul Borsası'na ait, ondan da hisse almış oluyor. Kırgız Borsası'nın %16'sı İstanbul Borsası'nın, ondan da hisse Şimdi almış Şimdi bak oluyor. bir şey soracağım sana. Devam edeceksin ama aklıma bu arada takılan soruları soracağım. Şimdi Bosna, Hersek dedin, Kırgızistan dedin, Azerbaycan. Azerbaycan dedin. Şimdi bu ülkeler hani kişi başına mesela onlarda da petrol falan olduğu için Kırgızistan, Azerbaycan, Doğalgaz vesaire bizden daha gelişmiş görünebilirler. Ama netice itibariyle bunlar da birçok açıdan Türkiye Cumhuriyeti'nin gölgesinde kalacak ülkeler. Bağışlasınlar ee, hani küçümsemek anlamında değil ama öyle. Ee, onların borsalarını, bir de borsalar onların da yeni. Ve çok küçük. Küçük zaten çünkü olarak. ülke olarak yeniler. Ee, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra her biri birer ulusal e, kimlik kazanmış ülkeler bunlar. Onların e, bu şeyini anlayabilirim. Yani gel benim borsama yardımcı ol diye hisse satmasını anlarım. Türkiye Cumhuriyeti, e, pardon Türkiye Cumhuriyeti değil. Erdoğan neden peki e, İstanbul Borsasını yüzde onu satıyor? Yani He. bizim böyle bir Şimdi, katkıya mı ihtiyacımız işte, var? Oradaki sorun tam da bu söylediğin sorun. Nazda biz bize ortak olsun diye üste para vermiştik. Neden? Nasdaq yüksek bir teknolojiye sahip. Hmm. Saniyede trilyonlarca bilgiyi aktaracak bir adı. O teknolojiyi bize verdi. Karşılığında da bir miktar para verdik ve hisse verdik. Bize o teknolojiyi versin diye. Nasdaq. O yüzden Nasdaq bize ortak olsun istemiştik ve bizim için çok önemli bir şeydi. Dünyanın en önemli borsalarından biri. Nasdaq, New York'ta, Amerika'da bize gelsin, ortak olsun diye ve prestij kazandırıcı. Bu satışlar neden Katar'a yapılıyor sorusunun altında çok önemli bir şey var. İstersen o zaman tek tek İstanbul borsayı bütün bunun nedenini söyleyeyim. Bunun temelinde şöyle bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nin, Merkez Bankası'nın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervini senin yayında geçen sefer söylemiştim. Hı hı. 49 milyar olacak, eksi 49 milyar dolar olacak demiştim. Yani demiştim ki hatırlarsan burada, sıfır olması için 49 milyar, net sayı çıktı, 48 milyar çıktı. Aa, neredeyse <laughs> senin hesapların kadar. 1.6 yanılmışım. Sen kendi hesaplarınla söylemişsin, evet, evet. tamam. Benim hesabımda resmi veri açıklandı 48 milyar eksi rezerv bulmamız bulursak 48 milyar sıfır dolarımız olacak. Hazinenin e, merkez bankası. Pardon merkezin e, rezervi e, eksi, eksi 48.3 48 48 milyar dolar. dolar. 48 milyar bulursak eğer Ay, bir yerden ödüm patladı ama bir şey olmadı. Ha. Ne oldu çocuklar başınıza bir şey gelmedi değil mi? Kamera arkasında bir gümbürtü koptu. Hayır, Herkes sağ salim mi? Ne? Düştü. Ben gayet var kafam olaya. Kapak ben korktum valla. Tamam peki bir şey yok. 48 Özerinde. milyar dolar bulursak merkezin rezervi sıfır doğru olacak. Şimdi biz bunu nasıl kapıyoruz? Sıfır olması, tamam. eksi olması nasıl oluyor? Bize swap borç veriyorlar. Kim Hı. veriyor? İki ülke. Biri Çin, Sinovac aşısını alıyoruz. E, tabii el alemin aşısı 20 dolarken niye 75 dolarlık aşı alıyoruz biz? Hı. Öbürü de Katar, Katar bize şimdi Katar bize yeni para vermek istemiyor. Durduk yerde swapla sanat habire para veriyor. E bari yatırım yapayım hani bir mal ver onu satın alayım noktasına geldik artık. Ha. Katar'dan yeni para yani dedava karşılıksız para gelmiyor. Biz de artık Katar diyor ki kardeşim niye peki böyle bir şey var? Katar'da biz üst kurduk Ama Ayşenos. bir şey söyleyeceğim. Bunu hibe olarak hanımefendiler, beyefendiler yanlış e, Hayır, anlamayalım. Hayır kimse hibe vermiyor. Borç olarak Borç. vermek bile diyor ki artık benden bu kadar. Diyor, evet. Öyle mi? Hmm. Evet. Çünkü orada bir kazancı yok. Borç veriyor ama faiz almıyor. Dolayısıyla bunun da bir sınırı var. Artık Katar bize öyle bir şey vermiyor. Şimdi bu arada Katar'ın da şöyle bir sorunu var. Biliyorsun Suudi Arabistan falan. Katar şeyhini devirmek istiyor. Türkiye'nin askeri var orada. Katar'a dayatılan şeyler mi? O Türk askerlerini gönder. Suudi Arabistan, Birleşik Körfez ülkeleri e, momerandum vermişlerdi Katar'a. Türk askerini gönder diye. Türk askeri orada olduğu için 300 kişi olduğunu biliyoruz. Arttı mı artmadı mı? Bu da bizden gizlenen bir şey. Sayıyı bilmiyoruz. E, ama en az 300 de kalmıştık. Askerimiz Katar'daki üste var. E, dolayısıyla işte böyle bir swaplar. Şimdi bu. Bize Para yatırması karşılığı. Tamam. Dolayısıyla bizim tamam. zaten para ihtiyacımız var. Çok açık. Bunu e, hani sokaktaki insan bilmeyebilir. Türkiye'yi uçuyor zannedebilir. Hele saray medyasını okuyorsa ooo arşa çıktık zannedebilir. Ama dünya alem biliyor ki e, IMF e biliyor. E, derecelendirme kuruluşları zaten her raporunda bunu söylüyor. E, Reuters, Aklı başında bütün ekonomistler Reuters biliyor. Reuters iki günde bir bunu haber olarak veriyor vesaire. Evet. Merkez eksi de hazine takır takır. Ee, üstelik de pandemi var ve çok zor durumdayız. Dolayısıyla Katar geldi bir tezgahı açtık. Şimdi gelelim o tezgahta neler vardı. Dün sarayda bakın e, Erdoğan yanında şeyh, hemen şeyhin yanında İbrahim Kalın saray sözcüsü. E, o e, İngilizce e, herhalde konuşuyorlar. E, Belki de İbrahim Kalın Arapça da biliyor olabilir. Çünkü Malezya'da okudu İbrahim Kalın, Saray Sözcüsü İbrahim Kalın. E, Arapça da olabilir, İngilizce de olabilir ya da iki dilde birden anlaşıyorlardır herhalde. E, buluştular, bir takım imzalar atıldı. Emin Çapa, hadi say bize neler? Şimdi bu borsa bunların en değerlilerinden tamam. biri. E, çok önemli bir şey, Türkiye'nin borsasından bahsediyoruz. Bir bu. E, Son olarak borsa ile ilgili başta söylemiştim ya hani bir ticari davalara bakan avukat arkadaşım ilk kuruluşunu da bilen biri olarak yüzde onunu alan borsanın kontrol eder bütün borsayı kontrol eder dedi. Şimdi şöyle o iki ülke arasında bunun bir mutabakatı vardır mı? Vardır Hı. diye ümit ediyoruz. Herhalde öyle yani Gerçekten bilmiyorum. Deminden beri itirazımın nedeni o. Ben anlaşmayı görmedim. Yani anlaşmayı, sözleşmeyi görmedim. İyi bir şey yaptılar. Sen de tamam görmen tamam, gerekmiyor. Onu Tekrar Peki öyle diyeyim. Tamam gel borsaya geçelim. Başka ne aldı? Şimdi onun dışında ilginç şeyler var tamam. bunun içinde. Bunlardan bir tanesi İstinye Park. Niçin yani İstinye, İstinye Park? aldı. İstinye Park kimin? Sayın Ferit Şahenk'in e, doğuş grubunun e, yani. Pardon Ferit Şahenkin. Ferit Şahenkin, özür dilerim. Hadi ee, Ferit Şahenkin. Ee, şimdi bu niye iki ülke arasında bir şey ki? Ticari bir şey bu. Doğuş grubu. Satar satar. Satma satmaz satar satar. Niye mutabakatta var? Bilmiyorum. Evet gerçekten enteresan. Özel bir yatırım. Özel bir şirket. Özel bir şirket yani. Dünkü o mutabakat zaptında yer Hı. alıyor. Niye? Şimdi şunu söylememe müsaade et. İstanbul'da bile belki herkes bilmeyebilir. Bir eskiden İstinye Bayır denilen bir cadde vardı kocaman. O caddenin adı önce Katar Caddesi olarak kondu. Katar Caddesi oldu orası. O, ama o kadar hani içlerine doğmuş herhalde bu ismi koyarken. O kadar tesadüf olur mu ki? Vallahi oldu. İnerken solda İstinye Park Biraz ilerliyorsunuz, sağda İstanbul Borsası. Borsası. Tam Katar Caddesi oldu orası. Katar Caddesi'nde, solda İstinye Park, çaprazında Çapraz evet, İstanbul Borsası. İstanbul Borsası'nın %10'u... Katar'a gitmiş kadar oluyorsun yani. İstanbul, şey İstinye Park'ın %42'si aldı. satışından sözü. Tamam, olur. İstinye Şimdi Park bu, aldı, devam. Bu bir tuhaf. Şimdi evet. ikinci bir şey daha var. Sayın Mehmet Kutman, Global e, Hı -hı. Ports e, sahibi. Antalya limanının işletmesi kendisine ait idi. 2028'e kadar. Satışta bu da var. E, Bunu ya burada... zaten Katar Antalya limanını aldı diye nerede? Burada satış haberden. sözleşmenin içinde. Anlaşma sağlandıydı. Burada şimdi imzalandı. Ha, o, da. o da bunun için. O niye bunun içinde? Onu da bilmiyoruz. Yani iki şirketinki. Onu da bilmiyoruz. Peki. Şimdi bu arada ilginç bir şey daha var. Sayın Fethah Tamince, Rixos Otelleri'nin sahibi olarak kendisini biliyoruz. O bir ihale aldı iki yıl önce. İstanbul'da da Atatürk Kültür Merkezi inşaatının verildiği isim Fethah Tamince. Aynı zamanda da e, Kongre Merkezi'nin hmm. e, İstanbul'daki. Şimdi Haliç Altın Boynuz. Abi onu görselini görelim. İnanılmaz e, hani Görsel. E, bir... Evet. Şimdi Haliç Tersanesi'nden şey. Cami Altı Tersanesi'ne kadar iki köprünün arası, Galata Köprüsü ile Unkapanı Köprüsü'nün arasındaki bütün o bölge 250 dönüm sayın seyirciler. 70'er yat kapasiteli iki yat e, limanı e, olacak. Orada e, iki Şimdi tane verelim beş yıldızlı otel. Verelim ki buradan gösterecek, anlatacak... E, Kalkabiliyor musun bilmiyorum. Evet, evet. Tamam. Şimdi, şimdi şu bölgeden şuraya ve şöyle burası e, Galata Köprüsü, burası Unkapanı Köprüsü. Şurası eski tarihi Haliç e, Tersanesi, Taşkızak ve Camialtı Tersanesi. Ben gemi mühendisler odasında oda müdürlüğü yaptım için bunları çok iyi hmm. bilirim, ziyaret ederdim hmm. o zaman. Bütün buna, bu arada Haliç Tersanesi dünya üzerinde hala kullanılan en eski tersanedir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalmadır. İnanılmazdır. Bütün bunların içine 250 dönüm İstanbul'un ortasında Haliç'in kıyısında. 70 yat kapasiteli 2 yat limanı, 2-5 yıldızlı otel, bir AVM. 45 yıllığına verildi. 1.3 milyar dolara... Fethah Tamince'nin başında olduğu işte Marina, Altın Boynuz Marina Turizm ve Haliç Altın Boynuz Marina bunu satın aldı. Yani bütün bu aldı. alanda ne yapılacaksa bütün. her şey 1.3 milyar dolara Fethah Tamince almıştı. 1.3 milyar dolara. Almıştı. Peki Katara kaça satıldı onu bilmiyoruz. Şimdi bu Emin Çapa'nın dediği gibi Fethah Tamince'nin idi. Evet. Onun 45 yılını ona verilmiş. Onun başında oldu şirket ya da. Şimdi, Şimdi bu onda. da özel bir şirketti. Özel. Bu da şeye girdi. Evet. Niye? Niye? Ben sorayım sana niye? Bilmiyorum. Ben de soruyorum Ay zaten. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü ben, yanlış, benim aklım, bilimin, aklım, hukukun içerisinde bir şey. yani Ben, ben... E, Yiğit Bulut'u çağıracaktım senin yerine bilemek O çok daha doğrudur. Çünkü Varlık Fonu'nun eski başkanıydı biliyorsun. E, beceriksiz bulunduğu için görevden alınmıştı. <laughs> Ama Yönetiminin başına getirilmiş. Ama bilir bunları. E, bu arada Antalya Limanı da şöyle önemli. İzmir'den e, Mersin'e kadar olan bütün bölgenin en büyük limanıdır o liman. En büyük limanını e, vermiş olduk. Şimdi bunlar neden ve niçin özel şirketlerin elindeki bu şeyler de sanki böyle büyük başarılar imzalanıyormuş gibi imzalandı bunu da bilmiyorum. Bu arada ilginç bir şey daha oldu. O çok gözden kaçtı Ayşenur Katar'la ilgili. Onu bir söylemek istiyorum. Hı hı. Katar emiri gelmeden önce geçen hafta bir şey yapıldı. Dijitürk biliyorsun e, Katarlılara satılmıştı. 1.2 milyar dolara. Dijitürk'ün içinde biliyorsun futbol lisansı da var, yayınlama lisansı. Federasyonla Futbol Federasyonu'yla bir InSport arasında bir gerilim vardı. Pandemi nedeniyle işte şey yapılamıyor, maçlar yapılamıyor. Dolayısıyla indirim yapın bana diyordu. Sana ödeme yapmayacağım diyordu. Kim ödedi onu? Bütçeden siz ödediniz. 300 milyon lira Dijitürk'ün ödemesi gereken, yani Katar'ların ödemesi gereken parayı Türkiye Cumhuriyeti ödedi. 300 milyon lira. Biz niye kıyak çekiyoruz ya? Biz niye kıyak çekiyoruz? Ben anlamadım bunu. Niye biz devletin hazinesinden 300 milyon lirayı Katar'ların ödemesi gereken, Katar'lar bunu satın almışlar, e bana ne? Onların riski, pandemiyi biz mi yarattık? 300 milyon lirayı çıkarıp bu arada ödüyoruz. Katar emiri gelmeden bir hafta önce. Geçen hafta. Futbol Federasyonuna Dijitürkün ödemesi gereken parayı biz ödedik 300 milyon lira. Yani ee, Dijitürkün derken Katar'ın ödemesi gereken parayı. E, tabii ki sahibi o çünkü. Niye? Ha bize katar'dan dolar geliyor, biz TL olarak bu tarafa niye TL'yi biz basıyoruz çünkü. Buna da. Akla eren biri varsa, eğer çağırabiliyorsan hakikaten Yiğit Bulut gelsin bir gün evet, belki senin, o bunu senin, izah baksana. edebilir. Benim aklım ermiyor. Ben sadece bunu ancak e, sonra biliyorum. Gerçekten e, benim e, aklım bu, bunu nasıl yapıldığına ermiyor. Bu varlık fonu meselesine zaten aklım Sayın seyirciler, varlık fonu sizin mallarınızla dolu. Biraz önce şirketleri sağladım, Ziraat Bankasından Türk Hava Yollarına kadar. Sizin şirketleriniz de dolu. Türksel hisselerine kadar sizin şirketleriniz de dolu. Ve sizin hiçbir denetiminiz yok. Sizin adınıza mil, e, meclisin denetimi yok. Sizin adınıza bunu denetleyecek bir sayıştay yok. Bir devlet mekanizması yok. Ya Fe, e, Ferit Şahin istediği şirketini alır, istersiz zararını satar. Bana ne? Vergi kaçırmıyorsa tabii ki. Bana ne? Ama Türksel, BOTAŞ... Türk Hava Yolları, PTT, Ziraat Bankası, Sırat, Ziraat Halk, Bank, Bank. Halk Bank, Vakıf Bank, Borsa İstanbul, e, Türk Telekom, TürkSat, TürkSel, Çaykur. Bunlar benim şirketlerim ya. Bunlar halkın şirketleri. Bunun hesabı bir gün sorulmayacak mı? Affedersin. Bunun hesabı bir gün sorulmayacak mı ya? Bu varlık fonunun içine siz bunları attınız ve böyle istediğiniz gibi at koşturun. Devlet denetiminin dışında, Sayıştay'ın dışında, meclis soruşturamıyor ya meclis. Meclis. siz bunu yapın bakalım herhangi bir hukuk ülkesinde meclis denetiminden kaçırın bakalım başınıza neler geliyor? Yani bu bunu benim borsa İstanbul borsa İstanbul'u siz ha nereden karar çıkardınız nereden aldınız bu kararı böyle bir şey yok varlık fonunun yönetimi de böyle bir kararı öyle kolay alabilir mi ya nasıl ya yani bunların hesabı bir gün hukuk bu ülkede hukuk egemen olacak herhalde. Hukuk reformu yapınca yeni bir parti iktidarı geldi biliyor musun sen? Başkanı Recep Tayyip Erdoğan diye bir lidermiş. Çok demokratmış. Hukuk reformu yapacak. Ben ümit ediyorum ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan reformları yapınca, hukuk reformlarının Türkiye'de hukuk tesis edilince bunların hesabı sorulacaktır bu iktidarda. Ay ben bir şok. <laughs> Ay ben bir şaşır. Bir de şöyle bir söylendi de var. Abdülhamit Gül isimli biri de, Müthiş e, reform aşığı, yargı, hukuk aşığı Adalet Bakanı yapılacakmış diye duydum. Hı hı. İşte Öyle o duydum hukuk vallahi. reformu yapıldığı anda hepimiz e, hukuk ülkesinde yaşamaya başlayacağız. Bu arada diyoruz? E, hani her gazetede değil ama mesela Sözcü'de falan Cumhuriyet'te bir günde okuyorsunuz. E, okumak mümkün. Katar e, hani devlet olarak nasıl devletse yani küçücük bir yerde zaten bir emirlik, aile, emirlik, olarak. emirlik aile olarak bunlar alıyor. Yanı sıra yalılar, Kanal İstanbul'da araziler, nelerden neler, neler? biri bilmiyoruz. Açınur, Katarlıların Kanal İstanbul konusunda çok baskı yaptığına dair Ankara'dan çok bilgiler alıyoruz, ama doğrulatamıyorsun ki bir mekanizma yok. O yüzden Kanal İstanbul için bu kadar ısrar edildiği, çünkü onların burada çok ciddi yatırımlar yaptığı söyleniyor. Ama bunu yalanlama mekanizmamız da yok, doğrulama mekanizmamız da yok. Ana sorunlarımızdan biri bu. Kanal İstanbul için böyle bir dönemde niye ısrar ediliyor? Çünkü Katarlılara böyle bir söz verildi deniyor. Arazi aldılar. Çok büyük araziler aldığı iddia ediliyor. Ama bunu yalanlayacak mekanizma yani güvenilir bir mekanizma tabii. Öyle bir mekanizmamız da yok. Yalanlanmasını da çok isterim bu arada gerçekten. Şimdi bütün bu toplamda bize ne kadar para gelecek? Bize derken size değil tabii. Bize hiç değil tabii de. Yani bir yere işte e, hazineye, Merkez Bankası'na şuraya Ay, buraya. Art üstün satınca senin cebine girmeyecek o. Hayır, hayır. yani borsa İstanbul'u var. Oraya. işte oralardaki. Yani toplam bir 300 milyon dolar deniyor. Milyon milyon dolar. Hı hı. Şimdi Katar'dan Bahse bilmiyoruz ama. O, olsun. Yani bir ta yani 300 Katar'dan 300 milyon dolar gelecek. 3 gün. Şimdi bunu ben şu anda aklıma gelmiş de soruyor gibi yapmayacağım. Zaten öyle olmadığını da anlayacaksınız. Daha önce Emin Çapa bana bu konuda bilgi ve ipucu verdiği için soracağım. Şimdi Katar'dan bize gelecek para 300 milyon dolar. Hı, hı. Anka Park, hani hurdalık haline gelen, hurdalık alanı haline gelen şimdi. Durduk yerde her zarar yazan. Melek Melik Gökçe'nin o muazzam Anka Park'ı kaça mal olmuştu? 750 milyon dolar. Sayın Mansur Yavaş 750 milyon dolar olarak açıkladı. Anka Binozorlar Park hani. Anka Park Plastik. 750 milyon dolara mal olmuştu. Bunu da yazın. Şimdi gözler görsün, kulaklar duysun. Ee, tekrar söylüyorum. Katar'dan 300 milyon dolar gelecek. Sadece Anka Park 750 milyon dolar. Ee, e, olabilir ama şöyle başka şekilde devam edeceğiz. Gel şeye tekrar Anka Park görüntüsüne Erdoğan açmıştı. İşte Ankara çağı atlayacaktı o dinozorlar. Özellikle dinlenen. ben bu fotoğrafı çok beğeniyorum. İtiraf Neden? edeyim. Şöyle. Sayın Erdoğan, yani seyircilerimiz görebilir mi? Sayın Erdoğan, arkada Sayın Erdoğan'ın sureti, arkada dinozor. Bir şey ima etmek istemiyorsun. Tabii. Hayır. Yani böyle ne? yerleştirme, dinozorun ha, ayakları altında Türkiye Cumhuriyeti halkı. Çünkü ayakları altındasınız. 750 milyon dolar harcandı oraya. O parayı Ankaralılar ödediniz. Ve 750 milyon dolar hurdalık, dinozorun ayakları altında Ankara halkı. Bu tarafta Sayın Erdoğan, arkada da dinozorun hemen boynunun altında Sayın Erdoğan'ın sureti. Şimdi nerelere ne kadar para harcandı? Dolayısıyla e, ya da harcanıyor. Dolayısıyla aslında aslında e, hazinenin ne kadar parası olabilirdi ve hala olabilir bazı açılardan ve dolayısıyla pandemide eğer tam kapanma gerekirse harcayacak ne kadar paramız olabilir konuşacağız ama müsaadenle emincim bir Melih Gökçek görüntüsü paylaşmadan, videosu paylaşmadan geçemeyeceğim. Efendim Melih Gökçek CNN Türk'te Hakan Çelik'in konu oldu. Geç, yeni değil bu daha önce. Orada bu 15 Temmuz sonrasında işte bu FETÖ'nün potansiyeli sanki hiç bilmiyorlarmış gibi ortaya çıkınca Hakan Çelik ya bu kadar çok insanı, Fethullah Gülen ve adamları nasıl kontrol ediyor diye sormuştu. Tam da hatırlamanın zamanı... Kime sordu? Melih Gökçeye Melih Gökçe rastgele mi o yayına gelmişti? Hayır, FETÖ'cü olmadığını, yani FETÖ olmadığını FETÖ'nün onu nasıl kandırdığını ispatlamak Tabii. için. Şimdi tam da zamanı, çünkü dün ee, biliyorsunuz Akıncı Üssü'ndeki... Ee, Darbe sırasında, darbe girişimi sırasında yakalananlarla ilgili dava sonuçlandı. Sabah da manşetini çekti. Darbeci hainler hapise çürüyecek çünkü ağırlaştırılmış müebbet müebbet birden fazla müebbet ceza verildi her birine. Ee, elbette darbe e, yapmaya kalkanlar e, cezasını karşılayacak. Ama dediği gibi Emin'in ben FETÖ'cü değilim demek üzere. Aslında diyemiyor gelmişti. da FETÖ'cüydüm ama... Sor bak niye. E, Gülent Arınç hani parsel parsel nasıl satıldı diye FETÖ imalarında bulunmuştu hatırlıyorsunuz. E, bayağı birbirlerine girmişti. O sıralarda bir röportaj. Fakat öyle bir cevap veriyor ki. Ay ben demeyeyim hadi kendisi desin. Son sorum Fethullah Gülen. Bu kadar büyük bir kitleyi uluslararası toplumda, Türkiye'de nasıl, hangi güçle, hangi araçlarla harekete geçirip e, kontrol edebiliyor, etki edebiliyor üzerinde nedir onun e, farklılaştıran? Bakın e, özellikle belki size çok komik gelecek ama bunu e, enteresan bir metotla yapıyor. Nedir o metot? E, üç harflerle yapıyor. Ne demek istiyorsunuz? Herkes bundan sonra biraz da onu tartışsın. Biraz ipucu verin. Bu konuları yakından takip etmeyenler Bu Cinlerle yapıyor. İnsanları Cinlerle, esir alıyor. Cinler mi? Evet, Cinlerden. Evet, evet. Ama bu yani mümkün. Bilim bilimsel bir, bir mümkün. şey olabilir mi bu söylediğiniz? Tabii olmaz mı? Bakın, e, etrafınızdaki birçok insanın özellikle belli zamanlarda, belli konularda esir alındı. Ondan sonra gidip belli şekillerde kurtarıldı çok e, ee, bu, bu, kadar şeyini... büyük bir kabiliyeti mi acaba? Var. Evet böyle bir kabiliyeti var. Yani Ve herkesin mesela... <laughs> <laughs> Ay cinsi, üç harfler seni de ele geçirdi galiba. <gülüyor> 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 Neydi o bakış öyle? Bir kere öyle? kimse kusura bakmasın. Üç harfler mi üç harfler mi? Nedir bu batıl ya? Ne oluyor siz delirdiniz mi Allah aşkınıza ya? Üç harflilermiş. Değil üç harfler gelene kadar çıkar ilişkimiz vardı. Ben Ankara'yı peşkeş çektim. Ah sorun bakın niye çektim acaba? Aslında onun için çıkıyor oraya. Hani fetöcüydüm ama niye fetöcüydüm diye. Kusura bakmayın. Fetöcüydünüz. Fetöcüydünüz. O şöyle. yargılananlar FETÖ gibi fetöcüydünüz. el ele yürüdünüz. Evet. Yani söylediler. Çıkar ilişkisi. Biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Yani yargıda onların usul yargıda önce onlardan Yararlandınız, sonra onları tasfiye ettikten sonra onların usulünü uygulamaya başladınız şu anda da. Hepsi ortada. Şimdi bakın bu kişinin, Melih Gökçe'nin o Anka Park çok lazım olan, Anka Park için harcadığı para tekrar söyleyelim 750 milyon dolar. Şimdi ben bu para Ak akçeli işlerden çok anlamadığımı biliyorsunuz. Üç defa sordum. Dolar mı emin misin dedim. Evet dedi. Milyon mu emin misin dedim? Hani öyle. Evet 750 milyon dolar kaç milyar dolar ettiğini hesap edin. Şimdi gelelim. Bakın burada bu para gömülmüş. 750 milyar milyon, milyon pardon dolar Anka Park adında o şeylerin altına, e, dinozorların altına gömülmüş. Başka nerelere nasıl harcanmış nasıl harcanıyor? Şimdi tek tek grafikler gelecek lütfen sen anlat. Başlayalım ders ucun vermeye. Şimdi bir kere bu... önce şunu söyleyeyim bu 750 milyon doların ne olduğunu seyircilerimizin anlaması için Sağlık Bakanlığı 10 milyon kişiyi aşılamak için Çin'den aşı hmm. alacak 10 milyon kişi aşılayacağız. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı aşı değil, Almanya'da Türklerin geliştirdiği aşıyı alsaydık 19 milyon 250 bin kişi bu 10 milyon değil 19 milyon 250 bin kişi aşılanabilirdi. Biz yani 10 milyon kişi aşılacağız. Bir aşılayacağız. Anka Park bir Anka Park'a verdiğimiz milyon parayla 20 milyon kişiyi biz aşılayabilirdik. Bakın 20 milyon kişi en gelişkin aşı iki aşıdan biri şu ana kadar açıklanan bu arada. Almanya'da Türklerin de geliştirdiği Pfizer'lı ortak Biontech'in geliştirdiği aşıdan 20 milyon kişiyi biz aşılayabilirdik. Yani 750 milyon doları öyle küçümsemeyin. Öyle aşılanabilirdik ya 20 milyon kişi ya devlet 10 milyon kişiyi aşılamayı hedefliyor. Birincisi bu bir kere bunu Şimdi söyleyeyim. gelelim aç paketi bakalım. Nerelere harcamışız bu paraları üst üste koysak ne oluyor? Anlat bize. Şimdi 2021'de 16 milyar 348 milyon lira biz şehir hastanelerine harcayacağız. 16 milyar 348 milyonu biz kamu özel sektör işbirliği diye uydurduğumuz şehir hastanelerine harcayacağız. Sadece şehir hastanelerine. Sadece şehir tamam. hastanelerine. Sadece şehir hastaneleri kuruyoruz her yere. Buna bu arada Sağlık Bakanlığı çalışanları karşı, Sağlık Bakanlığı profesyonelleri karşı bu yöntem dünyada İngiltere'de denendi ve iflas etti. Zaten de durdurdu artık yeni proje geliştirilmeyecek. Birisi bu devam. 16 milyar 348 milyon. Şimdi milyar. oraya bakarak devam edersen devam edelim. Ee, ee, bu değil devam arkadaşlar. Köprü ot, otoyolları gönderecek şimdi ha. arkadaşlar. Ee, hemen onu da söyleyeyim. Geçmediğiniz yani hani geçmediniz e, ya geçmediğiniz köprü ve otoyollar için ödenecek parayı ben hemen söyleyeyim. 2021 yılında 14 milyar 589 milyon lira ödeyeceğiz geçmediğiniz köprü ve otoyollar için. Bakın Geçtiğiniz için siz bir para ödeyeceksiniz. Biz de geçmeyenler için verilen garanti olarak 14 milyar 589 bu milyon lira elimizdeki ödeyeceğiz. elimizdeki bugünkü verilere dayanılarak yapılan bir Bütçe. bütçeye konulan rakam. Bütçeye konulan. Tamam. Bunun tutması Bütçe bu arada de mümkün var. değil. 16 milyardan çok daha fazlası şehir hastaneleri ödenecek. köpler içinde 14 milyardan daha fazla ödeyeceğiz. Çünkü dolar kuru çok daha yukarı gidecek. Doğru. Dolar kuru düşük Doğru. tutulduğu için. Doğru. 14 Devam milyardan edelim. fazla olacak. Devam bu sadece edelim. Üçüncüye gelelim. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine... Şu ana kadar 3.7 milyarlık bir vergi avantajı sağlandı. Vergi avantajı. Bu derhal tahsil edilirse 3.7 milyarımız da ordun olacak. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Türkiye üretim aşe elektrik üretim aşe kamunun 9 milyarlık bunlara bir indirim yaptı. Hissettin mi? Faturalarda indirdiler mi bu şirketler? Hayır. 9 milyar. 2020 yılında Ekim ayına kadar 9 milyar liralık bunlara indirim yapıldı. Onu buraya koymadım. Sanız şey yapmadım. Çünkü indirimi bize yansıtmaları gerekiyordu normalde. Elektriği ucuza aldıkları için. Bir kuruş bize yansıtıldı mı? Hayır. 9 milyar lira. Bu arada kayıp kaçak bedelini, elektriklerden kesilen kayıp kaçak bedelini sen niye ödüyorsun kaçak kullanan elektriği? Emin çapa niye ödüyor kaçak elektriği? Ha, onu alınmasını üst mahkeme iptal etti. Alamazsınız insanlardan böyle bir şeyi. Devletsiniz gidin alın. Kaçak elektrik kullanması engel olun dedi. Onu bugün sayın seyirciler 5 yıl daha uzattı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 5 yıl daha kayıp yani kaçak, kaçak ödeyeceksiniz. Yani kaçak elektriğin parasını 5 yıl daha biz ödeyeceğiz. Biz ödeyeceğiz. Kaçak elektriğin bugün. parasını. Ve mahkeme hayır alamazsınız dedi. Mahkeme dedi ki bu kanunsuz. Birileri kaçak elektrik kullanıyor diye niye başkaları bunun parasını ödüyor dedi. Hayır. 5 yılda. Ve faturaya yansıtılması kaldırıldı biliyor musun? Faturalarda yazıyordu kayıp kaçak bedeli. Onu kaldırdılar görmeyelim diye bizden saklıyorlar. Onu da hemen söyleyeyim. mahkeme kararına e, rağmen İst oluyor bu. Üst mahkeme kararına Değil rağmen. Mi? Şimdi bir başka e, grafiğe geçeceğiz. E, şimdi gelelim sarayın giderlerine. Şimdi bunların aslında otoyollar, köprüler, bir takım havalimanları şart olmayan yatırımlar, acelesi olmayan yatırımlar, otoyollar yeni Aydın Denizi arasında olduğu gibi habire devam Onları ediyor. Onları da sayacağım birazdan. Birazdan İstersen şimdi sayayım. Ama şimdi bir saraya gidelim, <laughs> uzanalım. Çünkü Sarayda da inanılmaz bir şey gibi böyle kara delik gibi Para çekiyor. Devam et şimdi başla. 3.6 milyar lira sarayın bir yıllık harcaması. Fakat bunun içinde dışarı çıkarılmış kalemler olduğundan şüpheleniyoruz. Hmm. Hani geçen sefer seni yayında bir saymıştım ya yok bilmem ne yolları, gül bahçeleri, bilmem ne mutluluk bahçeleri, oturma peyzajları bilmem neleri diye. Onlar bunun içinde mi bunu bilmiyoruz. Dışarı çıkılmış kalemler olduğunu düşünüyoruz. Hmm. O bu kadar daha mı tutuyor tutmuyor mu onu bilmiyoruz. Tamam, ama bu... 3.6 milyar lira bir yılda. Tamam. Şimdi bunların bazı kalemleri gelecek ekrana onu da e, bir görelim. E, yani 3.6 milyar lira hani hepsini saymak mümkün değil ama nelere nelere para gitmiş. Hizmet alımı 154 milyon. İçecek 1 milyon. <laughs> giyecek ve tuhafiye bunu hiç anlamıyorum niye giyecek masrafı var sarayın 13 milyon. Neden Tem saray mesela? askerlerinin forması falan mı acaba ama yani 13 milyon olur mu ne Doğru. aldınız hepsini? Yani yıllık... mi giydirdiniz? Ne yaptınız? Ee... <laughs> yani yani herhalde saraydaki garsonlar bilmem neler hizmettiler mi? Ama o da 13 milyon nasıl bir şey ya? E, temsil ve tanıtma niye 49 milyon? Niye tanıtma var? Temsil tanıtma temsil mesela ziyafetler falan değil mi? Herhalde. Herhalde öyle olması lazım. Ama şimdi Onu mesela e, Hülya Koçyi, Seda Sayan, Alişan falan bunlara bir tanıtma e, lazım ya. Hı. Herhalde diyorum. Şimdi bir de daha fazla uzatmıyorum. İroniyi burada kesiyorum. E, bir de efendim e, sarayın oh. alımı ayrı para, kullanımı ayrı para, benzini ayrı para bir bakımı, e, bakımı keza... Arabaları ve e, uçakları, helikopterleri var. Onları da bir görelim. Şimdi sarayın hizmetinde 268 zırhlı araç var. Bunlardan iki silimizin altı ambulans. 10 uçak var, helikopter sayısı da 3. Dehşet. E, ülke grafiği... Şimdi özel zırhlı araç demişken bakın e, bunların her biri e, şimdiki arabalar ben yani hakikaten aklım almıyor sıfır araba makul bir model. 400 binden falan aşağı değil, 300-400 binden aşağıya. Bu özel zırhlı araçlar 3 milyon falan her biri. Çok daha fazla. Tamam. Bunlar özel yapım. 3 milyon Neyse. diyorum ayol. Daha mı fazla? Daha fazla. Daha fazla. Çünkü o normal bir zırhlı arabadan bahsetmiyoruz. Bunların bizim e, doğal olarak şeyden tasarruf olmaz, itibardan tasarruf olmaz. Onların Mercedes olması gerekiyor doğal olarak. İtibar edemeyiz yani. İtibardan tasarruf edemeyiz, yakıştır, yakışmaz yani. Onun için çok daha fazla onlar. Şimdi bunların kıraçladığım zaman ben kamuda Cumhurbaşkanı 268 işte gördük orada 268 aracı var. Japonya'da 10 bin kamu aracı var. Almanya'da 9 bin, Fransa'da 8 bin, Türkiye'de 125 bin. Ooo Japonya'dan zenginiz. Japonya'nın 10 zenginiz. bin kamu aracı var. Bizde 125 bin. Almanya zaten kıskanıyor 9 bin. Fransızlar da bayağı fakirler. Onlar da 8 bin. Şimdi daha dramatiği özel uçaklar. Devlete ait özel uçaklar. Yani Erdoğan'ın Erdoğan'ı bu uçak filosunun dışında söz ediyoruz. Tabii. Onu Erdo Sayın Erdoğan'ın da kullandığı ama diğerlerine de Devletimizin üst düzey yine de tahsis edilen. Japonya'da iki devlete ait özel uçak var. İtalya'da 11, Almanya'da 12, Fransa'da 14, Türkiye'de 16 özel uçak var. Şimdi bunların kişi başına milli gelirini de söyleyip canınızı sıkmayalım tabii. Zaten siz biliyorsunuz. Şimdi burada önemli... 2 tane daha ben bir şey saymak istiyorum üç tane şey saymak istiyorum dünyada devletten en çok ihale alan şirketleri sıralıyorlar bu sıralamanın içinde dünyada bir numara limak 48 milyar dolarlık devletten ihale almış bugüne kadar dünya üçüncüsü Cengiz 15 milyarı elektrik olduğu için dolar ama 52 milyar dolar toplam devletten ihale almış bugüne kadar. Üçüncüsü, şey, dördüncüsü Kolin ilk beşte üç Türk şirketi var. Kolin 35 milyar dolar almış, 2 milyar dolara elektrik. Kalyon 32,5 milyar dolarlık ihale almış. Menege 31,5 milyar dolarlık ihale. Yani ilk beşte dört İlk 10'da 5 şirket, ilk 5'te 3 şirket. İlk 5'te 3 şirket. 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 Şimdi birincisi LIMAK. LIMAK. 7,5 İkincisi... elektrik 48 milyar dolar. Cengiz 3. Dünya 3. bu arada. Ee, 52 milyar dolar ama bunun 15'i milyar doları elektrik. dördüncü Dünya dördüncüsü Colin 35 milyar dolar. Şimdi burada... Ee, şunu belki anlatmak istersin. Dünya ölçeğinde ihale şampiyonu olarak üçüncü lükür kürsü, kürsüde üçüncülük e, ünvana sahip Cengiz Holding. Cengiz Holding e, görüntüleri de görebiliriz. Daha yeni gitti Erdoğan e, orada bir incelemelerde bulundu. Rize'ye havaalanı yapıyor. Şimdi bu havaalanının e, tam bilmiyoruz tabii ne kadara e, mal olduğunu e, ama 100 milyar e, galiba e, sende o rakamlar Rize Rize Havalimanı için pardon 1 milyar ihalesi 1 milyardı şu anda 1.6 milyar, milyar. Dolar 1 milyar 650 milyon e, lira harcanmış şimdi Rize Havalimanı eee Herhalde gene e, yolcu garantisiyle falan verilecek. E, Cengiz Başka Holding'e. türlü mümkün mü? Cengiz Holding'e verildi. Şimdi Rize Havaalanı dediğiniz ne biliyor musunuz? Bir Rizeli ile konuştum daha yeni ve ona sordum. Dedi ki bir kere deniz doldurularak yapılıyor ve bunun deniz doldurularak nasıl bir e, sorun yaşandığını biz en son yağışlar kere gördük dedi otoyol hikayesi. İkincisi şu. E, Trabzon Havalimanı ile Rize Havalimanı arasında 40-45 dakika var. Bu 40-45 dakikadan kazanmak için neden bu kadar bu paralar harcanır da oraya bir liman yap, e, şey havalimanı yapılır? Herhalde e, Erdoğan kentine bir e, jest yapmak istedi. Rizeli ya. Bizim bütçemizde. Ama bir bizim bütçe Tabii ki bizim bütçemiz olacak. Kendi cebinden vermiyor sen de. Rica edeceğim. Ama bir yandan mesela Rize için çay hayatı önemde. kur zarar marar ederek, ettirilerek e, diğer fonunda. şeyler gibi varlık fonuna devredildi. O da yakında gider mi? Gider. Çünkü varlık fonuna Alınan şirketlerin başına neler geldiğini biz görüyoruz. Tek tek görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Şu uh... şey kulesi çay bardağı şeklinde olacakmış. Ne? Rize Havalimanı'nın e? kontrol kulesi Ay. çay bardağı. Ay, gerçekten bilmiyordum ve anlamamıştım. ben işte öyle söyleyeyim dedim. Rizeliyseniz sevinin. Ama, yani çay ama Ama çay e, üreticisi... Çok yaratıcı. Çay üreticisi acaba çaydan vazgeçsek mi noktasına geldi bir yandan? Ayşenur, Zafer Havalimanı diye bir havalimanı var Kütahya'da. Hmm. Bu sene oraya verilen garanti ne kadar? 1 milyon 232 bin yolcu. Kaç yolcu inmiş şu ana kadar? 82 bin. 1 milyon 232 bin yolcu Garanti? şu anda 82 bin. Geçen senede böyle de evvelki senede öyleydi. Yıl yıl anlatırım size. Ben bunun daha önce bir yayınını yaptım YouTube kanalımda. 1 milyon 232 bin yolcu ince böyle bir hesap hatası yapan birini şirketinin başında tutar mısın sen? Hemen kapının önüne koyarsın. Çukurova Havalimanı diye bir havalimanı yapılıyor. Ne kadar? 500 milyon euro. 500 milyon euro. Kaç milyon yolcu garantisi? 12 milyon. Adana Havalimanı'nı kapatmazsanız oraya inen yolcu kaç? 5 milyon. Adana Havalimanı'na 5 milyon yolcu inmiş 2019'da. Kapanma yok, bir şey yok sayın seyirciler. 5 milyon. Çukurova'ya 12 milyon yolcu garantisi. Kapatmazsanız bak, siz işte Adana'yı, işte çay bardağı ya mutlu olsun Rizeliler çay bardağını. Bir de ışık saçıyor çay bardağı dikkat et. Çay dolu çünkü üst tarafı Şimdi, turuncu dikkat Nasıl et. aktı gitti anlamadım ama sonuna yaklaşmışız. E, şunu bir de söyler misin? bir şey söyleyeyim. Pandemiye bitsin. ne kadar para harcandı pandemi için daha doğrusu bu e, ne kadar? Bir de vergi borcu silinen şirketleri de bir söyleyeyim mi? 3 milyar 106 milyon vergi borcu sildik. Demin saydığımız şirketlerin de bu arada vergi borçları silindi. Şirket şirket sayabilir miyim? ama süremizi uzatmak için. 3 milyarda bu şirketlerin of. hani dünyada en çok kamu borcu, kamu ihalesi alan şirketlerin bir de vergi borçları sildik. 3 milyar bu arada. ve devlet Aslına bakarsanız devlet ne kadar e, şu ana kadar şeye yardım yaptı diye baktığınızda aslında devletin yaptığı bir yardım yok. Borçları çıkarın, borç bir yardım değil, faizli borç veriyorsun esnafa. Onları çıkardığınız zaman geriye kalan tek şey işsizlik fonundan kullanılan 30 küsur milyar lira. Hmm. 30 küsur milyar lira. Şu ana kadar yardım diye o da işsizlik fonundan zaten bizim paramız. Şöyle söyleyebilir miyiz peki tam kapanma halinde e, ne kadar gerektiğini bilmiyoruz ama dışarıdaki yardımlara Almanya'da işte İngiltere'de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde verilen paralara bakarak e, gerekli para sadece geçiş garantileri ödenmese karşılanır mı geçiş garantileri ve şehir hastanelerinden Hı şey yaparsak. Müşteri. Parayı da birilerine patronlara değil doğrudan ihtiyaç duyanlara verirsek karşılıktır. Son 30 saniye Emin'cim. Ee, paramızın nereye harcandığı bizim sorunumuz. Vatandaşla kul arasındaki farkı ben defalarca söyleyeyim. Kul biat eder vatandaş hesap sorar. Biz bunun hesabının bize verilmesini istiyoruz. İstiyoruz elektrik dağıtım şirketlerine elektrik üretim aşe kamu kuruluşu 9 milyarlık indirim yapıyor ve bunun bir kuruşu bize yansıtılmıyor. Şimdi bunun hesabını birileri vermeyecek mi diye insan, insan sorar S400'lere 1 milyar 375 milyon dolar verdik. E hadi aktive edin bundan sonra hiç edemezsiniz Biden korkusundan. E edin hadi kafa tutuyordunuz e edin hadi edemeyeceksiniz. Bakın göreceksiniz söylüyorum size edemeyeceksiniz. Biden korkusundan. Yani tam tipik bir e, Bidenci mandacı kafa gibi konuştun. <laughs> Hayır Seni... yapsınlar. Görelim. Seni kınıyorum azizim. Şimdi efendim bütün bunların anlama, ne anlama geldiğini biliyoruz değil mi? E, birileri zenginleşirken, o dünya şampiyon olurken, ihalelerle işte onlarla bunlarla bizim kişi başına gelirimiz düşüyor kurtarmaya gittiğimiz bir zamanlar Güney Kore'nin bile beşte biri ya da dörtte biri kadar kişi başına o da yani eşit dağılmıyor. Uçurum var biliyorsunuz. Ayrıca da devletin hesabı. Benim hesabım Ayrıca, başka. Ayrıca tabii. Yani yoksullaşma artık şey gibi, virüs gibi evet. Tam pandemi gibi. Tam da böyle bir günde eee Denk gel, gelir bazen evet, ee, yoksulların kahramanıyla veda edeceğim programa. Ee, bir gün gazetesi de tam da böyle bir manşet atmış şurada. Yoksulların kahramanıyız izlemiş Diego Maradona, efsane Diego. Ee, dünya, hele ülkesi Arjantin, e, gözyaşlarıyla veda etti ona. Ee, üç günlük e, ulusal yas ilan edildi ve insanlar sokaklara döküldü. O görüntüleri zamanımız varsa bir kısacık verebilirsin, e, derstucum. E, cenazesi e, için insanlar e, özellikle e, takım formalarıyla e, yollara döküldü. Futbol e, bazen sadece futbol değildir deriz ya. E, Diego da sadece futbolcu değildi. E, Yoksulların kahramanıydı. Onun da ne anlama geldiğini bir şarkıyla anlatmıştı. Size onunla veda ediyorum. Hafta sonunda kendinize mukayyet olun. Sağlıkla kalın. Teşekkürler Emin'ciğim.